Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. KK yurtları ile ilgili merak edilenler var. Bu videoda kafanızdaki soru işaretlerini gidermek istiyorum. Bu süreci rahat bir şekilde atlatmanızı istiyorum arkadaşlar. Tecrübeli arkadaşlar sizler de eğer tecrübelerinizi gençlerle yeni başlayanlarla paylaşmak istiyorsanız bana söyleyin. Arkadaşlarımızın sorularını cevaplayabilmeniz için sizin yorumunuzu sabitleyeyim en üste. Şimdi arkadaşlar öncelikle yurtlara başvuru sürecimiz var. Yurtlara başvuru sürecini de KYK şu şekilde tanımlar. Der ki ilk defa YKS sınavıyla bir üniversiteye yerleşen tüm sınıflar tercihler açıklandıktan sonra süreç başlar diyor. Biz de bugünlerde e-devlet üzerinden başvurumuzu yapacağız. Ancak şu anda henüz aktif değil. Aktif olduğunda zaten bildirimle sizlere haber vereceğim arkadaşlar. Ek kontenjanla yerleşenler var. Yatay geçiş yapanlar, dikey geçiş yapanlar var. Yüksek lisans yapanlar var vesaire. Bu şekilde eğer daha sonra kayıt işlemleriniz oluyorsa okulunuza sizler için ekstradan ek bir KYK yurt başvurusu açılıyor arkadaşlar. O konuda da rahat olabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Peki hangi belgeler gerekli? E-devletten başvuru yapıyoruz. Devlet kurumları birbirleriyle koordineli çalıştıkları için belgeye gerek yok arkadaşlar. Ancak kayıt olduğunuzda yurda giderken bazı belgeleri götürmeniz gerekiyor. Öncelikli öğrenciler kategorisindeyseniz eğer bu belgeleri ulaştırmanız gerekebiliyor. Eğer E-Devlet'ten alınamamışsa öncelikli öğrencilerde şehit ve gazi yakınları gibi bunların hangileri olduğunu ben size açıklamalar kısmında bu listeye yer vereyim arkadaşlar. %40 ve üzerinde engeli varsa bir öğrencinin bunlar da öncelikli sayılıyor annesi babası olmayan arkadaşlarımız öncelikli sayılıyor. Bunları belirteyim sizlere. Yurda gittiğinizde vesikalık fotoğraf götürmeniz gerekiyor. Bir de 18 yaşından küçükseniz velinizin izin belgesi gerekiyor. Yurtlara yerleştikten sonra 75 güne kadar bir yıl içerisinde izin hakkınız var. Tabii ki resmi tatil günleri, cumartesi pazarlar hariç. Yurtlarda sizlere nevresim, yorgan, battaniye, çarşaf, dolap gibi böyle temel malzemeler verilir. Yanınızda bunları götürmenize gerek yok zaten. Yurt kurallarına uyup yurt ücretini zamanında ödediğiniz takdirde zaten yurttan çıkma gibi bir durum söz konusu değil. Bu arada arkadaşlar yurtlarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği var ama ücretli. Ayrıdan yemek parası vermeniz gerekiyor. Fakat bu yemek parasının belli miktarını size devlet veriyor. Ne kadarını devlet veriyor derseniz sabah kahvaltısı için 5 lira, akşam yemeği için de 11 lira. Bu kadar olan kısmını devlet veriyor. Siz üzerine tamamlıyorsunuz. Bu arada öncelikle öğrenciler dediğimiz grup vardı ya. Yurt ücreti ödemeyecek olanlar, güvence bedeli vermeyecek olan öğrenciler aynı zamanda yemek yardımından biraz fazla yararlanabiliyorlar. Bu öğrenciler 26 lira yardım alabiliyorlar yemek için. Barınma koşullarına baktığımızda arkadaşlar örgün eğitimde olmanız gerekiyor. Açık öğretimde olanlar yurtlarda kalamıyor ailesiyle aynı il ve ilçe sınırları içerisinde olanlar kalamıyor. Daha önceden bir cezanız varsa kalamıyorsunuz. SGK'lı bir işte çalışıyorsanız, bir ücret alıyorsanız, yurtlarda kalabilir miyim diye soruyorsunuz. Eğer asgari ücretin bir buçuk katına kadar alıyorsanız bir sorun yok kalabilirsiniz. Devlet memuruysanız aynı zamanda üniversite okuyorsanız yurtlarda kalamazsınız. Ve 35 yaşına kadar yurtlarda izin var. Yurtlarda normal öğrenim süresi kadar kalıyorsunuz. Önemli nokta burası okulu uzatanlar yurtlarda kalamıyor arkadaşlar. Peki yurt ücreti, güvence bedeli nedir? Bunun hakkında da biraz bilgi vereyim. Yurtlar ücretli. 6 tip yurt var. Siz seçemiyorsunuz. Hangisi çıkarsa 230 liradan başlıyor. Yukarıya doğru fiyatları gidiyor. Tabii ki bunlar her yıl değişir. Bir de güvence bedeli var. Güvence bedeli de yurda bir zarar verdiğinizde bu bedelden düşülüyor ya da bir ay ödemediğinizde bu güvence bedelinizden düşülüyor. Sonra güvence bedelini mutlaka ödemeniz gerekiyor. Yurtta kalmadığınız yaz aylarında yurt ücreti ödemiyorsunuz. Yine biraz önce de bahsettiğim gibi bazı arkadaşlardan yurt ücreti ve güvence bedeli alınmıyor. Bunlar öncelikli öğrenciler, %40 engelli olanlar, şehit ve gazi yakınları gibi, anne babası olmayanlar gibi, devlet koruması altında olanlar. Peki bu yurt ücretleri ne zaman ödeniyor derseniz, yurt ücretleri aylık olarak ödeniyor. Takip eden ayın gece saat 24'e kadar ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Nereden ödüyorsunuz? ATM'lerden ödeyebilirsiniz. İşte yurt ücretini yatırmadığınız takdirde yaptırımları var. Hani bir defaya mahsus güvence bedelinizden düşer ama sonrasında yurttan atılmaya kadar giden yaptırımları var. O bakımdan vaktinde yatırmak gerekli. KYK bursları yurtlardan bağımsız. Birbirini etkilemiyor. Birini alıp birini almamak hiç önemli değil. Birinin çıkıp diğerinin çıkmaması birbiriyle bağımsız dediğim gibi. KYK yurtlar için ayrı başvuru yapıyoruz. KYK bursları için ayrı başvuru yapıyoruz. Her birinin başvurularını E-Devlet'ten E-Devlet şifresiyle yapıyoruz. Ne zaman yapacağımıza dair bilgilendirme mesajları sizlere bu kanaldan gelecektir arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı yine hem burslar olsun devlet bursları ve KYK bursları gibi tüm burslar hem de yurt başvurularını birlikte yapacağız bu kanalda. Hepinize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.